Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırılmasından bahsedeceğiz. Neler öğreneceksiniz? Kimyasal türler arası etkileşimlerin sınıflandırmasını öğreneceksiniz ama bunları bağ enerjilerine göre nasıl sınıflandırıyoruz? Bunlardan bahsedeceğiz bu video içerisinde. Dedik ki bu videoda biz kimyasal türler arası etkileşimleri sınıflandıracağız. Bundan önceki videoda kimyasal türlerden bahsettik ve 3 tür kimyasal türden bahsettik. Atomlar, iyonlar ve moleküller. Bu kimyasal türler bir araya gelerek tüm maddeleri oluşturuyorlar. Saf maddeleri ya da karışımları fark etmez. Şimdi bakın arkadaşlar burada 2 tane maddemiz var. İlki alüminyum elementi, Al. Alüminyum elementi alüminyum atomlarından oluşur. Yani burada kimyasal türlerimiz bizim atomlar. Bunlar bir araya gelerek alüminyum elementini oluşturur. Helyuma baktığımızda helyumun tanecikleri de atomlardır. Helyum atomları bir araya gelerek helyum elementini oluşturur. Şimdi baktığımızda alüminyum kimyasal türleri atomlar, kaynama sıcaklığı 2519 derece. Helyum kimyasal türleri atomlar, kaynama sıcaklığı -269 derece. Bakın bu türler arasındaki etkileşimlerin gücü o kadar farklı ki birbirinden. Alüminyum çok yüksek sıcaklıkta kaynarken oda sıcaklığında helyum gaz halde bulunuyor. Ya da H2O molekül yapılı bir bileşiktir. Bir atmosfer basınçta 100 derecede kaynar. Karbondioksit molekül yapılı bir bileşiktir. Tanecikleri her ikisinde moleküller. İşte bir atmosferde -57 derecede kaynar. İkisi de molekül yapılı ama bakınız kaynama sıcaklıkları birbirinden çok farklı. Demek ki kimyasal türler arası etkileşimleri farklı. O zaman biz bu kimyasal türler arası etkileşimi neye göre sınıflandıracağız dersek arkadaşlar burada ilk olarak bir kavramı öğreneceksiniz. Bağ enerjisi. Biz kimyasal türler arası etkileşimleri bağ enerjisi değerlerine göre sınıflandırıyor olacağız. Gelin bağ enerjisi neymiş? Önce onu öğrenelim. Bağ enerjisini tanımlamadan önce etkileşimle bir kafamızda onu oturtalım. Bir de burada bazı denklemler göreceksiniz. Bu denklemleri nasıl okuyoruz? Bir de onlardan bahsedelim. Şimdi bakın burada kabımızın içerisinde H2O sıvısı var. H2O sıvısı H2O moleküllerinden oluşuyor. Tanecikleri, kimyasal türleri moleküller. Ve dikkat ederseniz bu moleküllerin arasında kırmızıyla gösterilen tırtık tırtık çekimler var. İşte bu çekimlere biz etkileşim diyoruz. Zaten madde katı ya da sıvı halde ise taneciklerini bir arada tutan etkileşimler olmak zorunda. Yoksa bir arada kalamazlar. Sonra bu H2O sıvısını H2O gazına dönüştürdüğümüzde biz ne yapmış oluyoruz aslında? Bakın burada H2O molekülleri birbirinden bağımsız hareket ediyor. Demek ki bu dönüşüm sırasında biz bu moleküllerin arasındaki etkileşimleri bir şekilde kırıyoruz. Dediğim gibi değişimleri kimyasal denklemlerle gösteririz. Kimyasal denklemleri yazarken de bir girenleri yazarız. Bir de ürünleri yazarız. Ve girenlerle ürünleri birbirinden bir okla ayırırız. Ok aslında ne girdi ne çıktı bize onu gösterir. Peki bu denklemde şimdi H2O girdi, H2O çıktı yazarsam bu yeterli bir bilgi olmaz. Hangi H2O? Dolayısıyla denklemleri yazarken sembolünün ya da formülünün sağ altına hangi fiziksel halde olduğunu belirtiriz. Yani H2O sıvısı girdi, H2O gazı çıktı diye. Bazı kısaltmalar kullanıyoruz. Eğer maddenin fiziksel hali katı ise sembol ya da formülünün sağ altına K harfini yazarız parantez içerisinde. Sıvı ise S harfini, madde gaz halde ise G harfini. Eğer madde suda çözünmüş ise parantez içerisinde suda ya da aqua suda demektir. Onun kısaltması AQ yazarız. Şimdi bu denklem bana şunu anlattı. H2O sıvısı girdi değişime. H2O gazına dönüştü. Peki şöyle düşünün. Bir toplu iğneyi mıknatısla çektiniz. Mıknatıs onu tutuyor. Toplu iğneyi mıknatıstan ayırmak için dışarıdan bir kuvvet uygulamanız lazım. Bir kuvvetle onu oradan ayıracaksınız. İşte burada da arkadaşlar bu su molekülleri arasındaki bağları kırmak istiyorsam bir kuvvet uygulamam lazım. İşte bu kuvvet bizim için enerjidir. Yani H2O sıvısını H2O gazına dönüştürürken dışarıdan enerji vermem gerekir. Bunu girenler tarafına yazdım. Şimdi bu denklem bana şunu anlatır.
Sıvı vardı. Bu sıvıyı gaz haline geçirmek için enerji verdim. Onu da girenler tarafına yazdım. Çünkü girenlerle birlikte kullanacağım. Ve sonuçta maddemiz H2O gazına dönüştü demektir. Yani etkileşim tancıklar arasındaki çekimlerdir. Biz değişimleri kimyasal tepkime denklemleriyle gösteririz. Ve fiziksel hallerini de gerektiğinde sağ altında belirtiriz arkadaşlar. Artık binersini tanımlayabiliriz. Yeterli altyapıya sahip oldunuz. Biners arkadaşlar burada da yazıyor. Kimyasal türler arasındaki etkileşimi kırmak için verilmesi gereken ya da türler arasında etkileşim oluşurken açığa çıkan enerjidir. Bu enerjiye binersi diyoruz. Hemen örneklerle bakalım. Burada ilk değişimimizde H2 gazı var arkadaşlar. H2 molekülleri var daha doğrusu. Ve H2 molekülü dediğimize göre burada hidrojen atomları arasında bir etkileşim var. Hatta bu kovalent bağdır. Sonra ne yapmışız biz bunu? İki tane hidrojen atomuna ayırmışız. Yani bu hidrojen atomları arasındaki bağı kırmışız. Etkileşimi yenmişiz. Nasıl yeneceğim bunu? Dışarıdan bir kuvvet uygulayarak, yani enerji vererek. İşte bu verdiğimiz enerji arkadaşlar bağ enerjisidir. Bağ enerjisi. Ya da tam tersine alttaki denkleme bakarsak, eğer enerjiyi de pek çirkin yazmışım ama okunuyor. Alttaki değişime bakarsak ne olmuş arkadaşlar? İki tane hidrojen atomu bir araya gelmiş, aralarında bir bağ oluşturmuşlar. Yukarıdakinin tam tersi. O zaman bu değişim sırasında da dışarıya enerji verilir. Bu da bağ enerjisidir. Hatta yukarıda ne kadar enerji vermişsek, atıyorum A kilokalori enerji vermişsek, aşağıda çıkan da yine A kilokalori kadar bir enerjidir. Yani söyleyeceğimiz şeyler, bağ kırarken verdiğimiz enerjiye ya da bağ oluşurken açığa çıkan enerjiye bağ enerjisi diyoruz. Bu arada şu yukarıda ne yaptık arkadaşlar biz? Bağ kırdık. Yani bu değişim bağ kırılmasıdır. Yani tancıklar arasındaki etkileşimi koparmam gerekiyor. Bunun için ısı verdim. Yani bu olay ısı alan bir değişimdir. Isı alan değişimlere de endotermik değişimler denir. Ve endotermikte ısıyı girenler tarafına yazıyoruz. Aşağıda ise atomlar bir araya gelip bağ oluşturmuştu. Yani bu denklem bir bağ oluşumu tepkimesini gösterir. Isı açığa çıktı. Yani bağ oluşumu ısı veren bir değişimdir. Isı veren değişimlere de egzotermik değişimler denir. Egzozdan aklınızda kalsın, dışarı verilen. Isı verdiği için bunu da denklemin çıkanlar tarafına yazdık. Yani binersi etkileşimi kırmak için ya da verdiğim enerji ya da etkileşim oluşurken açığa çıkan enerji. Bağ kırılması endotermik ısı alan bir değişim, girenler tarafına yazdım. Bağ oluşumu egzotermik ısı veren bir değişim, burada enerjiyi ürünler tarafına yazdım. Bağ enerjisinin değerleri arkadaşlar kilojül bölü mol cinsinden belirlenir. Buradaki mol neyi belirtir dersek, mol 10. sınıfta çok detaylı olarak göreceksiniz bir çokluktur. Mesela bir düzine dediğimizde 12 tane anlarız. Bir deste dediğimizde 10 tane anlarız ama atomlar ve moleküller çok küçük olduğu için burada belirttiğimiz çokluk Avogadro sayısıdır. Mol demek Avogadro sayısı kadar, Avogadro sayısı kadar tanecik içeren yazayım arkadaşlar, madde miktarına 1 mol diyoruz. 1 mol denir. Avogadro sayısının değeri çok büyük bir değerdir. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane demektir. Mesela 6,02 10 üzeri 23 tane elektron dediğimizde, proton olur, nötron olur, her ne diyorsanız deyin, bu 1 mol elektron demektir. Bağ enerjilerinin kilojül bölü mol cinsinden olarak mol cinsinden verilmesi de 1 mol bağın oluşumu ya da 1 mol bağın kırılması için verilen değer olduğunu anlatır size. Burada bunun üzerine bir şey yapmayacağız zaten. Siz değeri gördüğünüzde birimi
göreceksiniz. Birimden mol'ü gördüğünüzde ne olduğunu anlayasınız diye söylüyoruz sadece. Şimdi alttaki denklemi okuyalım. X katısını X sıvısına çevirmek için tancıkları ne yapmam lazım? Katıda tancıklar birbirine çok yakın, çekimler çok fazla. Sıvıya geçirmek için bu tancıklar arasındaki etkileşimleri birazcık zayıflatmam lazım. Bunun için 30 kilojül bölü mol enerji vermişim. Bu şu anlama gelir. 1 mol X katısını 1 mol X sıvısına çevirmek için 30 kilojüllük enerji verdim demektir. Ve değişim bakın endotermik. Ya da alttakine baktığımda Y gazı Y sıvısına dönerken aralarında etkileşimler oluşmuş. O yüzden dışarıya enerji verilmiş ve 1 mol Y gazı Y sıvısına dönerken 25 kilojül enerji açığa çıktığını gösterir. Barnes'in de öğrendiğimize göre bunu kullanarak türler arasındaki etkileşimleri nasıl sınıflandırıyoruz? Buna geçelim. İlk sınıflandırmamız etkileşimleri zayıf ve güçlü olarak ayırmamız. Nasıl ayırıyoruz? Denklemlerde size verilen bağ enerjisi değerlerine bakıyorsunuz arkadaşlar. Eğer bağ enerjisi değeri yaklaşık 40 kilojoule bölü molden az ise bunu zayıf etkileşim olarak sınıflandırıyoruz. 40 kilojoule bölü molden fazla olanları da güçlü etkileşim olarak sınıflandırıyoruz. Bu çok yaklaşık bir değerdir. 40 kilojoule bizim standardımız olacak yaklaşık. Bunun altında ise zayıf. Bunun üstünde ise güçlü etkileşim diyeceğiz. Ne yapacaksınız? Size denklemler verilecek bakın. Argon gazı argon sıvısına dönüşmüş. Eyvallah. Biz buradan hemen bağ enerjisi değerine bakacağız. 6.4 kilojül bölü mol. Bu değer 40 kilojülden küçük olduğuna göre biz burada diyeceğiz ki zayıf etkileşimler oluşmuş. Egzotermik olduğu için de oluştuğunu söyleriz. Ya da alttakine baktım. Yine etkileşim oluşmuş, egzotermik, atomlar arasında bağ oluşmuş. Bu değer 40 kilojülden büyük olduğuna göre demek ki bu değişim sırasında güçlü etkileşimler oluşmuş diyeceğiz. Bağ enerjisinde yaklaşık 40 değerini alıyoruz. Bunun altına zayıf, üstüne de güçlü etkileşimler diyoruz. Hatta hemen örnekler yapalım. Aşağıda verilen değişimlerin türlerini zayıf ya da güçlü olarak sınıflandırınız diyor. Yapacağımız şey... Birçok şey öğrendiniz video içerisinde ama bağ enerjisi değerine bakacağım öncelikle. 33,8. Arkadaşlar bu değer 40'dan küçük bir değer olduğuna göre ne diyeceğim o zaman? Zayıf etkileşimler. Oluşmuş mu kopmuş mu bir de ona bakalım. Sıvıdan gaza dönmüş ya da ısı alarak gerçekleştiğine göre burada zayıf etkileşimler kırılmıştır diyebiliriz. Alttakine baktım. Enerjimizin değeri 787. 40 kilojülden bir hayli büyük bir değer. O zaman güçlü etkileşimler söz konusu. Yine enerji girenler tarafında olduğuna göre burada güçlü etkileşimler kırılmış arkadaşlar. C'ye baktım. Hemen enerji değerine bakıyorum. 3850. 40'dan çok büyük. Dolayısıyla yine güçlü etkileşimlerdir oluşan ya da kırılan. Enerji açığa çıktığına göre burada güçlü etkileşimler oluşur deriz. D'ye geldim. 498, 40 kilojülden büyük. Demek ki etkileşimimizin türü güçlü. Oluşmuş mu kırılmış mı dersek ısı açığa çıkmış. Buradan oluştuğunu söyleyebilirsiniz. Ya da iki tane atom moleküle dönüşmüş, bağ oluşmuştur diyebilirsiniz. E'ye geldim. 27.1, 40 kilojülden küçük. O zaman zayıf etkileşimler söz konusu. Ya sıvıdan gaza dönüşmüş, bağlar kırılmış ya da ısı aldığı için bağlar kırılır ya da etkileşimler kırılır diyebilirsiniz. Burada bir tek şeye dikkat etmek lazım. Bu 40 kilojül çok yaklaşık bir değerdir. Güçlü etkileşimlerin değeri 40'ın çok çok üstündedir ama bazen zayıf etkileşimlerin değeri 40'a çok yakın ya da 40'ı azıcık geçen değerler olabilir. F'de olduğu gibi. Bakın değer 44. Evet 40'dan büyük ama 40'a da çok yakın bir değer. Böyle çok yakın değer olursa sadece zayıflarda görebilirsiniz bunu, onu da söyleyeyim. Bir fiziksel değişime de bakmak gerekebilir. Şimdi sıvıdan gaza geçiş olmuş. Maddenin yapısı değişmemiş, yeni bir madde oluşmamış. O zaman değer 40'tan büyük olsa da çok yakın olduğu için
ve fiziksel bir değişimde gerçekleştiği için zayıf etkileşimler söz konusu olmuş ve ısı alarak gerçekleştiği için zayıf etkileşimler kırılmış ya da kırılır diyebiliriz. Güçlü etkileşimlerde tekrar söyleyeyim, bağ enerjisi çok yüksektir. 40'a asla yakın değildir, 40'ın çok üzerindedir. Zayıf etkileşimlerde bazen, istisnai bir de su vardır zaten görebileceğiniz ama, zayıflarda bazen 40'a çok yakın olabilir. Böyle bir durumda değişimin ne olduğuna da bakmak gerekir. Son olarak burada söyleyeceğimiz şey, arkadaşlar, kimyasal türler arası etkileşimleri bağ enerjisi değerine göre güçlü ve zayıf olarak sınıflandırıyoruz. Eğer enerji değeri 40'tan büyükse güçlü etkileşim, 40'tan küçükse zayıf etkileşim diyoruz. Bunlar da kendi arasında sınıflandırılıyor. İyonik, kovalent, metalik ya da van der Waals hidrojen. Burada birçok etkileşim görüyorsunuz. Zaten bundan sonraki videolarda da tek tek bunları inceliyor olacağız. Bu videomuzda kimyasal türlerin sınıflandırmasından bahsettik bağ enerjisi değerleriyle. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.